23. sayfa. Konu biterken 1. 1. Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarını görmeseydiniz, dünyamızın şeklinin nasıl olduğunu düşünürdünüz. Bu düşüncenizi ispatlamak için hangi örneklerden yararlanırdınız? Dünyanın şekli küreye benzer. Ufuk çizgisinin olması, güneşin yavaş yavaş doğup batması, limana yaklaşan geminin önce direğinin, sonra gövdesinin görünmesi, dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafları bize bu durumu kanıtlar. 2. Aşağıdaki model üzerinde gösterilen dünyanın katmanlarının isimlerini verilen alana yazalım. Evet, en dıştaki hava katmanı, burası su katmanı, burası kara katmanı, daha sonra manto, en içte de çekirdek vardır. 29. sayfa. Konu biterken 2. 1. Ömer ve anneannesi bir gezintiye çıkmıştı. Yol boyu sohbet edip çevrelerini gözlemlediler. Yan taraflarında ufak bir dere akıyordu. Rüzgar düne göre daha az esiyordu. Yürüdükleri yolda irili ufaklı taşlar vardı. Ömer, çevresini daha iyi gözlemlemek için taşın üzerine çıktı. Bir de ne görsün, derenin suyu yerin altından akıyordu. Derenin suyu yerin altından çıkıyordu. Ömer, bu gezinti sırasında dünya yüzeyindeki hangi katmanları gözlemiştir? Aşağıdaki boşluğa yazınız. Ömer, kara, su ve hava katmanlarını gözlemlemiştir. 2. Aşağıdaki dünya modeli üzerinde kara katmanını kahverengiye, su katmanını maviye boyayalım. Dünya yüzeyinde kara ve su katmanlarının kapladığı alanları karşılaştıralım. Su katmanlarını maviye, kara katmanlarını da kahverengiye boyadığımızda bu şekil oluşur. Dünyanın dörtte biri kara, dörtte üçü su tabakasından oluşmuştur. 30. sayfa. 1. ünite sonu değerlendirme. A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterimize yazalım. 1. Dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen fikirler nelerdir? İnsanlar geçmişte dünyanın öküzün üstünde duran dikdörtgen bir tepsiye benzediğini veya kapağı olan dikdörtgen bir kutuya benzediğini düşünmüştür. 2. Dünyayı oluşturan katmanların canlılar için önemi nedir? Kara tabakası birçok canlının yaşam alanıdır. Su tabakası canlıların su ihtiyacını karşılar ve pek çok canlıya yaşam alanı olur. Hava tabakası canlıların solunum için gereksinim duyduğu havayı içerir. B. Aşağıdaki cümleleri verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanlarla tamamlayalım. 1. Dünya küre şekline benzer. Buraya küre yazalım. 2. Dünyanın hava katmanına atmosfer adı verilir. Buraya atmosfer yazalım. 3. Taş, toprak ve kaya parçaları dünyanın kara katmanına aittir. 4. Dünyanın yaklaşık dörtte üçü su katmanı ile kaplıdır. 5. Yer kabuğunun altında manto tabakası bulunur. C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu defterimize yazalım. 1. Tüm canlılar kara katmanında yaşar. Bu yanlıştır. Balıklar mesela su katmanında yaşarlar. 2. Ufuk çizgisi dünyanın küreye benzediğini gösterir. İfade doğrudur. 3. Su katmanı kara katmanından fazla yer kaplar. Bu da doğrudur. Su katmanı yeryüzünün dörtte üçünü, kara katmanı ise yeryüzünün dörtte birini kaplar. 4. Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu öne sürmüştür. Bu ifade de doğrudur. Ç. Aşağıdaki soruları okuyarak verilen yönergeler doğrultusunda cevaplayalım. 1. Kaan, İpek ve Ömer kendileri için hazırlanan hediyelerden birini seçmek istiyor. İpek, dünyanın şekline benzeyen paketi seçmek istediğini söylüyor. Buna göre İpek hangi paketi seçmelidir? Evet, dünya küreye benzediği için İpek küre şeklinde olanı seçmelidir. 2. Aşağıda verilenlerden dünyanın katmanı olanların başına tik olmayanlara çarpı işareti koyalım. Evet. Hava ve kara dünyanın katmanıdır. Bir de su vardır. Canlı ise katman değildir. 3. Elvin dünya üzerindeki su ve kara katmanlarının kapladığı alanları yandaki model üzerinde boyayarak göstermek istiyor. Su katmanını mavi, kara katmanını yeşil renge boyamayı düşünüyor. Buna göre Elvin'in boyadığı şekli aşağıdaki model üzerinde gösterelim. Dünyanın dörtte üçünü sular oluşturur. O zaman üç parçayı biz maviye boyayalım. Dörtte birini de karalar oluşturduğu için bir parçayı yeşile boyayalım. Boyamayı bu şekilde yapmış olduk.
4. Tarık izlediği bir belgeselde dünyanın iç kısmında magma adı verilen bir yapı olduğunu gördü. Çok sıcak ve akışkan olan magma çeşitli etkiler sonucu dağların içinden çıkarak okyanuslara dökülebiliyordu. Bu durum Tarık'ın çok ilgisini çekmişti. Yukarıdaki metinde magma sırasıyla dünyanın hangi katmanlarından geçmiştir? Verilen boşluğa yazalım. Magma önce manto katmanı, daha sonra kara katmanı ve daha sonra da su katmanından geçmiştir. 5. Penguenler kutuplarda yaşayan bir kuş türüdür. Buzul kütlelerinin üzerinde gruplar halinde yaşar. Penguenlerin yaşam alanı dünyanın katmanlarından hangisidir? Verilen boşluğa yazalım. Buzul kütleleri su katmanındadır arkadaşlar. Dolayısıyla penguenler su katmanında yaşarlar. 6. Aşağıda dünyanın bazı tabakalarına ait özellikler verilmiştir. Bunların hangi katmana ait olduğunu verilen boşluğa yazalım. A şıkkı, dünyanın en dış tabakası. Bu hava katmanına aittir. Atmosfer de denilir. B şıkkı, dünyanın yaklaşık dörtte birini kaplar. Bu kara katmanıdır. C şıkkı, ormanlar bu tabakanın bir parçasıdır. Ormanlar kara katmanının bir parçasıdır. C şıkkı, dünyanın yaklaşık dörtte üçünü kaplar. Evet. Su katmanı dünyanın dörtte üçünü kaplar. 7. Dünya modeli üzerindeki işaretli kısımlarla ilgili aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Evet, bu Eflatun ile gösterilen katman mantodur denmiş. Doğrudur. Buraya D yazalım. Hava katmanı pembe ile gösterilmiştir. Evet, bu da doğrudur. Mavi ile gösterilen katmanda göller bulunur. Bu yanlıştır. Mavi ile gösterilen katman kara katmanıdır. Göller su katmanında bulunurlar. 8. Yukarıdaki görsellerde verilen kişilerden hangileri dünyanın küreye benzediğini öne sürmüştür? Verilen boşluğa yazalım. Biruni, Christopher Columbus ve Pisagor dünyanın küreye benzediğini öne sürmüştür. 1, 2 ve 3. D. Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. İfadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ok yönünde ilerleyelim. Doğru çıkışı bulalım. Dünyanın en iç kısmında hava katmanı bulunur denmiş. Bu yanlıştır. En iç kısmında çekirdek bulunur. Hava katmanı en dış kısımda olur. Buzullar su katmanının parçasıdır. Bu doğrudur. Buradan ilerleyelim. Dünya yüzeyinde karalar ve sular yer alır denmiş. Bu da doğrudur. 5. Çıkıştan çıkılır. Thank you.